Rahatsızlıklarınız hakkında lütfen bilgi yazınız. Elimden geldiğince şifanıza vesile olacağım. Tabii olabilirsem ne ala, olamazsam da bir kaybınız yok. Lütfen rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazınız. Fibrokistleri olan bir arkadaşımızı arıyorum. Sadiye Buharalı. Sadiye Hanım selamlar, saygılar. Nuruşah ve temiz sonsuz. Alo. Merhabalar. Merhaba hocam. Sizde fibrokistler var, doğru mu? Ben de evet hocam fibrokistler var. Ben sizin yayınlarınızı sürekli izliyorum. Ama benim ele gelen bir şey değil. Yani ele gelmiyor. Tamam. Yani yok olduğundan emin olamayacağız. Peki. Olsun. Evet. Tamam. Biz çalışma yapalım. Lütfen herkes gözünü kapatsın, ekran başındaki bütün dostlar ve 36'ya kadar sayacağız içimizden. Bu da yaklaşık yarım dakika edecek. Bu arada şifanız inşallah gerçekleşecek ve başladı. Yirmi, 21, 22. Otuz üç, 34, 35, 36. Lütfen gözünüzü açınız. İnşallah yok oldular. Tabii bundan emin olamayız İş. ama işte elle tutulur olmasını istememizdeki amaç bu. Tamam, size hayırlı Evet, ben o akşam. yüzden niyet ettim sadece Tamam. hocam. İnşallah şifa gerçekleşmiştir. Ve siz kendinizi tamamen şifaya açmışsınız. Bence şifa gerçekleşti. Hayırlı akşamlar İnşallah size. hocam. Çok teşekkür ederim. Ben ultrason çektirdiğim zaman sonuçları mutlaka size bildireceğim. İnşallah. Tamam. Çok Hayır. teşekkür Ben ederim. Var teşekkür olun ederim. hocam. Siz de var olun. Uğurlar olsun. Ne kadar kibar bir insan. Kızımın belinin üstünde bel zincirinde ceviz büyüklüğünde çıkıntı var. O zaman sizi hemen arıyoruz. İşte böyle gözlemlenebilir olması bizim için iyi. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. Lütfen söyleyin, sıkıntı Kızım için nedir? aradım. Kızım yanımda değil ama belinin üzerinde Ama ceviz bir şeklinde saniye, çıkıntılık var. bir saniye. Kızınız yanınızda değilse çalışamayacağız. Peki kızınıza telefonla ulaşabilir misiniz? Evet, ulaşabilirim. Tamam. Lütfen şimdi telefonu açın kızınıza. Siz açıkken mi açın böyle? Başka bir telefonla eşinizin ya da evdeki herhangi birinin telefonuyla kızınızı arayın. Evde kimse yok, ben yalnızım. Peki o zaman nasıl? Çalışma yapılsa da ben kızımı arasam sonra olur mu? Bir de sizinle bağlantı kurabilir miyiz bilmiyorum ki. Tamam, haydi. Bana söyleyin Tamam. kızınızdaki sıkıntı neresinde ve ne kadar büyük? Kızımın belinin üzerinde şey var, böyle ceviz büyüklüğünde bir şişlik var, çıkıntı var. O da onu çok rahatsız ediyor. Ayak parmakları uyuşuyor. Kaç Sanki bel kayması gibi gibi tamam. değişik bir Kızınız çıkıntılık var. kaç yaşında ve kaç yıldan beri bu var? 33 yaşında genç kız olduktan sonra oldu.
Tamam. Mesela 18 yaşından sonra falan. Tamam. Haydi. Kapatın gözünüzü. Sizin adınız ne? Hatice. Tamam Hatice Hanım. Birazdan sizi tekrar alacağımız zaman Instagram adınız nedir? Hatice mi? Hatice ne? Hatice Kılınç, Bakış Kılınç. Hatice Kılınç diye yazıyor. Tamam. Birazdan siz kızınızı ararken bu ismi unutmayalım. Ve haydi. 90 108'e kadar hızlı hızlı sayınız. Herkes birden 108'e kadar saysın. Sesinizi duyabileyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Tamam. Ve lütfen şimdi açın gözünüzü. Kızınızı arayın. Tamam. Çok da uzun olmasın. Şöyle arayın. Birkaç dakika sonra yeniden Instagram'a girin. HTC Tamam. Kılıç. Onu size Evet, arayacağız. Ve evet. ben geldim diye yazın. Beni yayına alın diye Tamam. yazın. Haydi. Siz gelinceye kadar biz de başka bir arkadaşımızı canlı yayına alalım. Oğlumun dilinde yarıklar mevcut ama yara değil. Hocam beni canlı yayına alın. Kızım için lipus. Lipus ne demek ki? Yağ bezeleri mi acaba? Ayak topuğum var, dişim ağrıyor. Ayak topuk dikeniniz var. Hepimizin topuk ayak topuğu var. Sizde topuk dikeni var. Topuk dikeni olan arkadaşımızı arıyorum. Topuk dikeni olan arkadaşımızı alamadık. O zaman Nilüfer Hanım'ı alıyoruz. Kuyruk sokumunda deformasyon var. Merhabalar, kuyruk sokumunuzda deformasyon var diye yazmışsınız. Doğru mu? Merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, size hayırlı Ramazanlar. Evet. Sıkıntınız nedir? Efendim? Rahatsızlık nedir? Rahatsızlık bundan benim bir 30 sene falan öncesinde düşme sonucunda kuyruk sokumunda kemik eğriliği oluştu. Şimdi dünden beri de yine böyle ayaklarıma doğru şeylik veriyor, sızıntı veriyor. Tamam. Peki kuyruk sokumunuz ne tarafa eğildi? Kasıklara doğru mu? Yani öne doğru mu yoksa sağa sola doğru mu? Geri doğru mu? Nasıl? Eğiklik yok da sanki böyle üst üste binmiş gibi.
Tamam. Çıkıklık var biraz dışarıda. Ya ekliği anlayamıyorum. Tamam. Anladığım kadarıyla şu. Siz kuyruk sokumunuzun üzerine düştükten sonra kuyruk sokumunuz kırıldı ve içe doğru, kasıklara doğru, öne doğru iyice eğildi ve olmaması gereken bir kemik çıktı. Üçüncü, dördüncü omura denk gelen yerde fındık büyüklüğünde dışa doğru bir kemik var. Doğru mu? Evet. Yani kemik var, evet. Tamam, lütfen dokunun. Bakın, önce o kemiği hissedin. O kemik fazla. Gördünüz, hissettiniz değil mi o kemiği elinizle? Hissediyorum zaten ben bunu bu Tamam. seneden beri. Şimdi. Var. Tamam. Kapatın gözünüzü, ekran başındaki bütün dostlar. Hepinizin şifasına vesileyim. Ve ben sizinle konuşurken de şifanız gerçekleşecek. Normalde bir insanın kuyruk sokumunda o fazladan kemik Refik çıkıntısı... Bey, bir şey daha söyleyeceğim. Benim bu şeyde eşimin çok acil boyun fıtığı var. Yani bundan dolayı çok rahatsız. Yani donuk omuz çıkmış şeyi. Yani acil ameliyat falan bulunuyor. Yani tabii boyun fıtığı ameliyatı çok zor bir ameliyat olduğu söyleniyor. Çok zor da kalınması sürece yapılmasın deniliyor ama mümkünse ona da çalışma yapabilirseniz sevinirim. Siz işi biraz hafife alıyorsunuz. Öyle görüyorum ben. Yani Nasıl? siz beni biraz hafife alıyorsunuz. Ben onu anladım. Yok, hayır. Ben sizi her zaman takip ediyorum. Öncesinin kuyruk sokumu deformasyonunuzu bir düzeltelim ondan sonra. Tamam. Alo. Öyle bekleyin. Ekran başındaki Tamam. bütün dostlar, hepiniz öyle bekleyin. Gözlerimi kapatayım mı? Hayır, hiçbir şey yapmayın. Yaklaşık bir dakikadır çalışıyorum size. Şimdi dokunun. O kemik orada mı gitti mi? Burada Refik Bey. Tamam. Bir iki dakika daha bekleyeceğiz. Hala devam ediyor. Lütfen şimdi dokunun o kemiğe. Azalma var mı, aynı mı? Biraz daha küçülmüş gibi. Yarı yarıya küçüldü mü? Yani. Benim eğitimlerimin adı ne? Şah ötesi. Refik Korkmaz bilinçaltı dedim. Benim eğitimlerimin adı Refik Korkmaz eğitimleri. Lütfen bunu 36 defa bağırarak söyleyin. Pardon, nasıl diyeceğim? Refik Korkmaz 36. eğitimleri. Bunu bağırarak 36 defa tekrarlayın. Refik Korkmaz eğitimleri. Refik Korkmaz eğitimleri. Refik Korkmaz eğitimleri, 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 Refik Korkmaz eğitimleri,
Refik Korkmaz eğitimleri, Refik Korkmaz eğitimleri, Refik Korkmaz eğitimleri, Refik Korkmaz eğitimleri, Refik Korkmaz eğitimleri, Refik Korkmaz eğitimleri, Refik Korkmaz eğitimleri, Refik Korkmaz eğitimleri, Refik Korkmaz eğitimleri, Refik Korkmaz eğitimleri, Refik Korkmaz eğitimleri, Refik Korkmaz eğitimleri. Tamam. 36 oldu. Açın gözünüzü lütfen, şimdi kontrol ediniz. Durum nedir? Biraz daha küçülme oldu. Toplam yüzde kaçlık bir küçülme? Yaklaşık yüzde kaçlık? %50. Dizime ağrı veriyor dünden beri hocam. Tamam. Yani ayak şey baş parmağıma kadar böyle ikisinden de. Peki. Sızlama oluşuyor. Yani sürekli kütletme isteği duyuyorum. Dizinize verdiği ağrı azaldı mı? Şu anda. Şöyle. Ya ağrı tam böyle şey bir ağrı değil. Sızlama hani sürekli eliniz falan böyle kütletme isteği duyarsınız ya. Tamam. Haydi. Kenetlenir. Öyle bekleyin lütfen. Öylece bekleyin. Yaklaşık 2 dakika bekleyeceksiniz. Ayakta mı? Yo, fark etmez, nasıl isterseniz 2 dakika bekleyin. Hangi şehirdesiniz? Ankara. Tamam. İsminiz ne? Nilüfer. Tamam Nilüfer Hanım. 2 dakika bekleyeceğiz. O kadar. 2 dakika öyle bekleyeceğiz. Tamam. Açın gözünüzü ve lütfen şimdi kontrol edin. Yani olması gereken normal haline gelmiş mi, gelmemiş mi? Ona bir bakın. Kemik geliyor hala hocam. Tamam, yani hani daha önce ne kadar çıkıntıydı? Ve düzgün hali nasıl olur bir kuyruk sokumunun? O kemik tamamen yok mu olacak, yoksa şu an normal mi? Yani üst üste şeylik azalma gibi. Küçük böyle bir mercimek tanesi kadar hissediyorum. Baştan ne kadardı? Biz başladığımızda biraz ne? Biraz nohut gibi. Nohut gibi. Peki. 170 gittiğini söylüyor eşim. Tamam. Öyle bekleyelim 2 dakika. Ekran başındaki bütün dostlar, hepinizin şifasına vesile oluyorum. Lütfen gözlerinizi kapatın. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 2 dakika öylece bekleyin. Ve sizin şifanıza vesile olurken lütfen eşinizin durumunu anlatın. Eşinizle ne çalışacağız? Eşimde boyun fıtığı var ve sol taraftaki kolu kaldıramıyor, zorlanıyor. Tamam, eşiniz, eşinizle konuşalım. Eşinizin sesini duyalım. İsmini ne tamam, eşinizin? Bir saniye veriyorum. Tamam. Merhabalar. Merhabalar.
İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. İsminiz Benim adım nedir? Ertan. Ertan Bey, boyun fıtığınız var, doğru mu? Doğrudur hocam. Sağa sola çevirmekte zorlanıyor musunuz? Bir Yok, çevirin. o kadar zorlamıyorum ama 4-5 tane patlamış fıtık var hocam şeyde, tam boyun bölgesinde. Yani onun dokunduğunuz zaman ağrıyor mu peki? Yattığım zaman, yani oturduğum yerde ağrı var tabii. Ha, şu anda var, doğru mu oturduğunuz halde? Doğrudur hocam. Şu anda orada var. Bir de sol omuzumda var. Sol omuzumu, ona da donuk omuz Peki dediler. sol elinizi ne kadar kaldırabilirsiniz? Sol kolunuz ne kadar kalkar? Bir kaldırın. Sol kolumu göstereceğim hocam. En fazla bu kadar kaldırıyorum. Çok Başınız saçıma dokunamıyorum tamam. hocam. Parmaklarınız başınızın hizasında. Peki başınıza dokunabilir misiniz? Değmiyor. Tamam. Yeterli. Anlaşıldı. Şimdi sizin de şifanıza, eşinizin de şifasına vesile olacağım. Ekran başındaki herkesin İnşallah. şifasına vesile olacağım. Haydi şimdi lütfen eşiniz de siz de beraber 36'ya kadar birer birer sayınız. Sesinizi duyalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Lütfen açın gözünüzü. Önce eşiniz bir baksın o kuyruk sokumdaki kemik fazlası ne durumda? Yani oldukça küçülmüş hocam. Yani önceden bir böyle kalıp gibi geliyordu parmağım ucuyla. Şu anda daha iyi. Belki de normal bir insanki haline gelmiştir. Mecbur orada bir kemik olmak zorunda zaten. Evet, bir kemik var. Yani tabii onun normal boyutunu Tabii, doktor olmadığımız ben için. bilmiyorum. Tamam. Ama doğrudur hocam. Belki normal boyutunda. Siz sağlık çalışanı var mı aranızda siz ya da eşiniz? Yok. Hayır Tamam. hocam. Ben Dolayısıyla bilir misin? eğitimciyim. Tamam. Ancak bir sağlık çalışanı onun normal halini anlar. Ben onun normale döndüğünü biliyorum çünkü bu sistemi şu anda uyguluyorum. Lütfen şimdi Tamam boynunuza hocam. bakın, boyun omurlarınıza bakın. Ağrı var mı, gitti mi? Yani oturduğum yerde geç. Kaldırıp da denemek. Kolundan mı, boynundan mı hocam? Önce tamam, kolunuzu oynatın. Bakalım kolunuzu kaldırın. Saçınıza Aynen. değiyor mu? Değmiyor O daha. kadar kalkıyor hocam. Tamam. Başınıza değiyor mu? Kafaya. Ya şöyle değdirebiliyorum. Ama şu an omuzum yırtılmak üzere. Yani yırtılıyor gibi Elinizi hissediyorum. bırakın, tamam. Elinizi bırakın. Bir daha çalışacağım size. Sadece öyle bekleyin. Tamam. Hiçbir şey yapmayın. 3 dakika öyle bekleyin. 3 dakika. Tamam. Bir dakika kaldı. Oh. Ve lütfen açın gözünüzü. Şimdi boynunuzu her şekilde kontrol edin. Sağa sola çevirin. Bakın ağrısı ne durumda, boyun. Kolunuzu sonra kaldırırsınız. Sadece şu anda. Yani Ağrıyı öncesiyle kıyaslarsanız nasıl? daha iyi hocam. Yüzde
40 daha iyi. Tamam. Lütfen kolunuzu kaldırın. Ağrıdığı yerde bırakın. Yani bizim amacımız ağrımadan hareket kapasitesini arttırmak. Tamam. Ağrıdığı yerde bırakın. Tamam, bıraktım hocam. Tamam. Şimdi yeniden bir çalışma yapacağım. Lütfen şimdi kontrol ediniz elinize. Kolunuzu bir kaldırın. Tamam. Ağrıdığı yerde bırakın. Tamam. Evet. Anladığım kadarıyla bir yüzde kolunuzda %10 kadar bir faydası oldu. Boynunuzda bir %50'ye ulaşmıştır. Şunu biliyorum, sizdeki 20 dakika içerisinde tamamen düzelecektir. Lütfen şimdi eşinize bir sorun. Şu anda kuyruk sokumu hakkında bilgi verin eşinizin. Ve bir de ayağını dizlerine vuran ağrısı hakkında da bilgi versin. Evet. Şu anda diz kapağımda, o ağrıyı hiç sokmuyorum sızıntıyı. Tamam. Ayağımı da vurmuyor. Allah'a şükür. Ve aa, kuyruk sokumundaki inşallah. O kemik tamamen yok oldu mu? Yani normale döndü mü? Herkes kuyruk sokumuzda tabii kemik olacak. Normal böyle bir hale geldi mi? Ya o sıkıntı yok. Tamam, Allah'a şükür. Siz tamam. Öğretmensiniz galiba ikiniz de, doğru mu? Yok, ben değil, eşim öğretmen. Ne öğretmeni? Ben ev hanımıyım. Lise. Almanca öğretmeni. Tamam. Tamam hocam, şöyle yapalım. Zannediyorum şimdi boynunuz %50 oranında rahatlamıştır. Bir bakın. Evet. Daha iyi hocam. Tamam. Ve kolunuzda şu an %10 civarında bir rahatlama var. Zannediyorum şu 20 dakika, belki bir yarım saat içerisinde hiçbir şey kalmayacaktır. İnşallah hocam. Tamam. Biz o zaman kapatalım. Kendiliğinden şifa zaten başladı. Biz de vesile olduk. İnşallah hocam. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Biraz sonra yani daha doğrusu saat tam 10'da 5 dakika sonra eğitmen arkadaşımızdan birisi beni Instagram'a konuk edecek. Onun canlı yayına katılacağım konuk olarak. Tamam. Kadir Karataş Instagram'dan. Size hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. İsmini alamadık hocam. İsim. Ben de bakayım. Karataş neydi hocam? Tamam, hemen ben de bakayım Facebook adı, Instagram adı tam ne? Hı-hı. Ben bakayım. Tamam, biz takipteyiz. Tamam hocam. Dur, kapatmayın, ben bakıp söyleyeyim. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Ha, ilk önce Facebook'ta. Ardından Instagram'da. Tamam, Facebook'ta. Facebook'taki adına bakalım. Facebook adı Kadir Karataş. Ve Karataş. Şöyle bir profili var Facebook'ta. Tamam hocam. 5 dakika sonra tamam. Facebook'tayız. Kadir Karataş. Bizim eğitmen tamam arkadaşımız hocam. Bu. Onları ben artık eğitim vermeyi bitirdim. Eğitmen arkadaşlarımızın eğitim vermesini sağlamak amacıyla onları tanınmaları için, işlerini kolaylaştırmak için yardımcı oluyorum. Size hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Facebook'ta için. Çok teşekkür ediyoruz. Uğurlar olsun. Hayırlı Ramazanlar. Cümlemizden uğurlar olsun.